Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Takipçi Tamir serimizin bir diğer videosu ile beraberiz. Serimize katılan bir takipçimiz bize televizyonuna ait güç kartını göndermiş. Bu kartın üzerinde çalışma gerçekleştireceğiz. Eğer siz de bu şekilde Takipçi Tamir serisine arızalı cihazlarınızı göndermek isterseniz ücretsiz tamir imkanı sağlıyoruz. İletişim için videomuzun açıklamalarında yer alan e-posta adresini kullanabilirsiniz. Öncelikle kart üzerindeki belli başlı temel devreleri tanıtmak istiyorum. Ardından ölçüm ve onarım işlemlerine geçeceğiz. Kartın 220 volt girişi bu kısımdan yapılmakta. Burada bağlantımızı görüyoruz. Devamında sigorta, varistör ve akım sınırlama filtreleme ekipmanlarından geçen AC voltaj burada yer alan diyotların yardımıyla tam dalga topolojisinde doğrultuluyor ve buradaki kondansatörlerin ilk etapta 320 voltluk bir DC voltajla şarj olması sağlanıyor. Elde edilen 320 volt DC voltaj doğrudan buradaki standby trafomuza gönderiliyor ve buradaki trafonun çıkışında burada yer alan MOSFET yardımıyla anahtarlanıyor ve çıkışta yer alan diyotların yardımıyla voltaj tekrardan doğrultularak çıkışta şöyle bakıyoruz 12 volt ve 5 voltluk voltajların elde edilmesi sağlanıyor. Televizyonun anakartından bu bölgeye bir on komutu geldiği zaman kartımız asıl devrelerinde çalıştırmaya başlıyor. Nedir bu asıl devreler? Şu köşeye baktığımız zaman bir bobin görüyoruz. Hemen yanında MOSFET ve diyotumuz var. Buradaki PFC devremiz çalışmaya başlıyor ve kondansatör üzerinde yer alan 320 voltluk DC voltajı 400 volt seviyelerine kadar yükseltiyor. Ardından elde edilen yüksek voltaj ledlerimizi çalıştıracak olan trafolarımıza da ulaşıyor. Burada yer alan 2 adet MOSFET'imiz kuplaj kondansatörlerinin de yardımıyla burada seri halde bağlı olan 2 trafoyu yarım köprü topolojisinde sürüyor ve yine trafo çıkışında düşük bir voltajın elde edilmesi sağlanıyor. Elde edilen voltaj yine buradaki diyotlar yardımıyla tam dalga topolojisinde doğrultuluyor ve buradaki kondansatörlerle filtrelemesi sağlandıktan sonra buradaki kontrol devresine gönderiliyor. Burada ledleri aydınlatacak olan enerji kontrol edildikten sonra buradaki led çıkışımıza gönderiliyor. Eğer bu şekilde elektronik kart tamiri işleriyle ilgileniyorsanız ve anlatım şeklimiz anlaşılır geldiyse bu konuları daha detaylı bir şekilde anlattığımız elektronik kart tamiri kursları da hazırladık. Bu kurslarda PFC devresinden yarım köprü topolojisine, flyback topolojisinden tam dalga doğrultma filtreleme devrelerine kadar pek çok konuya detaylı bir şekilde hakim olabilir. Önünüze aldığınız kartları rahatlıkla tamir edebilirsiniz. Eğer kursu sipariş vermek isterseniz videomuzun açıklamalarında dijital ürün mağazası linki mevcut. Linke tıklayarak mağazayı ziyaret edebilir. Seçtiğiniz içerikleri sepete ekleyerek kredi kartı ile taksitli olarak sipariş verebilirsiniz. Yine aklınıza takılan sorular olursa şu an ekranın alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Kartın arızasına gelecek olursak karttan bir patlama sesi gelmiş ve televizyon tamamen kapanmış, hiçbir şekilde tepki vermemeye başlamış. Kart üzerinde fiziksel olarak inceleme yaptığımız zaman burada yer alan RS direncinin patladığını görüyoruz. Buradaki direncimiz yandığı zaman genellikle buradaki MOSFET'imiz kısa devreye düşmüş olur. Şöyle kartın arka yüzüne döndüğümüz zaman da yine burada flyback topolojisini kontrol eden sürücü devrenin de ciddi şekilde hasar aldığını görüyoruz. Buraya biraz yakınlaşalım. Burayı yakından incelediğimiz zaman şöyle hemen gerisinde MOSFET'imizin gate bacağı var. Drain gate arası kısa devreye düştüğü zaman burada gate bacağındaki yüksek gerilim buradan sürücü devreye doğru geri kaçmış. Yine burada dirençlerimizin yandığını görebiliyoruz. Geriye kaçan yüksek voltaj entegre üzerinde yer alan GND hattı ile kısa devre olarak buradaki pek çok komponenti patlatmış. Yine entegrenin kendisi de ciddi şekilde hasar görmüş. Yine şöyle entegrenin devamına baktığımız zaman buradaki diyotun da parçalandığını görüyoruz. Bu diyotun devamına baktığımız zaman burada yüksek voltaj hattına giden devre olduğunu da görebiliyoruz. Buradaki en can sıkıcı durum buradaki sürücü entegre bu şekilde patlarken geriye doğru yüksek voltajı kaçırmış olabilir. Çünkü bu entegre bir VCC voltajı ile de çalışmakta. Bu VCC hattı şöyle takip ettiğimiz zaman şurada bir anahtarlama ekipmanımız var. Buraya kadar ulaşıyor. Yine burada VCC kondansatörünü görüyoruz. Bu kondansatöre çok büyük ihtimalle yüksek voltaj ulaşmıştır. Devamına baktığımız zaman buradaki transistör iletime geçtiği zaman hemen şurada yine bir kondansatör görüyoruz. Bu kondansatör ise kart üzerinde yer alan diğer ana güç devrelerine VCC voltajı sağlamakta. Buralara kadar yüksek voltajın ulaşmış olma ihtimali var.
Yine buraya baktığımız zaman PFC için sürücü entegremizi görüyoruz. Buraların besleme hattı ortaktır ve televizyona bir on komutu gönderildiği zaman burada yer alan optokupler buradaki transistörü sürerek VCC voltajının diğer elemanlara aktarılmasını sağlar. Eğer buradaki arıza televizyon açıkken gerçekleşmişse buradaki yüksek voltaj çok büyük ihtimalle diğer sürücü entegrelere de sıçramıştır. Öncelikle buralarda yer alan sürücü entegrelerin VCC hattından birer ölçüm yapmak istiyorum. Şöyle kırmızı probu GND'ye koyup besleme hattından baktığım zaman 664 değeri verdi. Buradaki değerimiz normal bir aralıkta fakat entegremizin dediğimiz gibi arızalı olma ihtimali var. Yine buradaki PFC sürücü entegreye bakalım. Kırmızı probu tekrar GND'ye koydum ve bu şekilde besleme hattından baktığım zaman 658 değeri veriyor. Entegrelerde ölçümle herhangi bir sorun göremiyoruz fakat buradan voltaj uyguladığımız zaman çalışmama ihtimali de mevcut. Şansımızı deneyeceğiz. Yine burada çok ciddi bir şekilde hasar söz konusu olduğu için burada değeri tespit edilemeyen pek çok parçamız var. Devre çok kötü bir şekilde hasar görmüş. Bu gibi durumlarda buradaki sürücü devreyi belirli elemanlarla birlikte tamamen yerinden kaldırıyoruz ve buraya uygun bir modül yerleştirerek buradaki devrenin tekrardan çalışır hale gelmesini sağlıyoruz. Bu kartta da aynı yöntemi kullanacağız. Sürücü entegremizi ve çevresindeki zarar görmüş olan komponentleri yerinden çıkartacağız. Şöyle ön tarafa baktığımız zaman snubber devremizi görüyoruz. Şöyle şuradaki direnç, yine buradaki direnç grubu, buradaki diyotlar ve şuradaki iki kondansatör bizim RCD snubber devremize ait elemanlar. Bu komponentler kalacak. Yine buraya baktığımız zaman şuradaki kondansatörün patladığını görüyoruz. Bu çıkartılacak. Yine burada RS direncimiz yanmış. Bunu çıkartacağız. Şöyle MOSFET'i de bir ölçmek istiyorum. MOSFET'imiz de zaten çok büyük ihtimalle kısa devreye düşmüştür. Şöyle source drain arasına baktığımız zaman kısa devre. Source gate arası 190 değeri veriyor. Drain gate arası da 190 değeri veriyor. Buradaki MOSFET'imiz de arızalanmış. Burayı komple çıkartacağız ve bir modül yerleştireceğiz. Bu modülü yerleştirebilmeniz için burada yer alan devreyi de tanımlamanız gerekir. Şurada trafo üzerindeki giriş çıkışları iyi tayin etmeniz gerekir. Burası bizim ortak GND hattımız. Burası bizim trafonun çıkış tarafı. Burası trafonun giriş tarafı. Şurada yer alan ince devre yolu ise şöyle düşük omajlı dirençler üzerinden bizim VCC voltajımızın elde edildiği sargı. Buradaki bağlantılara hakim olduğunuz zaman modülü rahatlıkla kart üzerine entegre edebilirsiniz. Dediğimiz gibi bu tür konulara merakınız varsa bu işlerin detaylarını bahsetmiş olduğumuz tamir kurslarında etraflıca anlatıyoruz. Kendisine yatırım yapmak, kendisini geliştirmek isteyen takipçilerimize mutlaka bu kursları tavsiye ederiz. Hemen şimdi buradan arızalı parçalarımızı sökmeye başlayalım ve modülümüzü yerine entegre edelim. Evet, kart üzerinden hasarlı parçalarımızın tamamını söktük ve modülümüzü kartın üzerine entegre ettik. Bu şekilde modül kullanacak olduğunuz zaman birkaç önemli noktaya dikkat etmenizde fayda var. Nedir bunlar? Öncelikle buradaki modül flyback topolojisinde çalışmakta. Bu topolojinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için kart üzerinde mutlaka bir snubber devresinin bulunması ve çalışması gerekiyor. Bir diğer husus buradaki modüle dışarıdan VCC voltajı sağlamayacaksanız mutlaka
Trafo üzerinde bir auxiliar sargının bulunduğundan ve bu sargının devamında yer alan diyot ve kondansatöründe sağlam olduğundan emin olmanız gerekiyor. Bir diğer nokta, bu modül flyback topolojisi için tasarlanmış. Altta yer aldığı gibi yarım köprü topolojisi veya diğer farklı topolojilerde bu modülün kullanımı söz konusu değildir. Bir diğer nokta ise buradaki modülümüz 80 watt'a kadar olan güçleri karşılayabilmekte. Eğer altta yer aldığı gibi bir LED devresinde bu modülü kullanacaksanız çıkıştan çekilen maksimum akımı, voltajı ölçmeniz gerekir. Buradaki modül 80 watt'ın üzerindeki yükleri karşılayamaz. Bu kart için bakacak olursak çıkışta 12 voltluk bir gerilim elde ediliyor ve 12 volt voltaj doğrudan kartın devamında yer alan lojik devre kartına gönderiliyor. Bu kartın maksimum güç tüketimi anlık olarak 50-60 wattları bulabilir fakat genel itibariyle 20-30 watt civarında bir yük tüketecektir ve buradaki modülümüz bu yükleri karşılamak için gayet yeterli bir güç sağlamakta. Şöyle modülün kablolarını kart üzerinde farklı yerlere bağladık. Bu kablolarda nerelere bağlanıyor kısaca bahsedelim. Yeşil kablo buradaki 320 volt kondansatörlerinin artı tarafına bağlanıyor ve modülün start almasını sağlıyor. Kırmızı kablo anlattığımız üzere VCC voltajını buradaki modüle sağlamakta. Siyah kablo yine bu kondansatörlerin eksi tarafına bağlanıyor. Ortak GND hattımız. Sarı kablo buradaki MOSFET'in anahtarlama yapabilmesi için yerinden sökmüş olduğumuz MOSFET'in direğin yatağına bağlanmakta ve buradaki trafoyu sürmekte. Beyaz kablomuz ise burada yer alan optokuplöre bağlanmakta ve geri besleme alarak voltajın çıkışta sabit tutulmasını sağlamakta. Kartın 220 volt bağlantısı hazır. Enerjiyi açalım ve voltajlarımız çıkıyor bakalım. 220 volt enerjiyi verdik. Buradaki kondansatörler üzerinde bir voltaj görmemiz gerekiyor. Ve 8.8 voltluk bir voltaj görüyoruz. Buraya baktığımız zaman 12 volt ve 5 volt voltajların çıkması gerektiğini görüyoruz. Fakat 5 volt hattına baktığımız zaman komponentleri yerleştirilmemiş. Yani bu kartın çıkışında 5 voltluk bir enerjiye ihtiyaç duyulmuyor. Lojik devre kartımız sadece 12 volt kullanarak çalışan bir devre kartı. Peki burada 12 volt yerine neden 8 volt çıkıyordur? Burada PFC devremizin aktif bir şekilde çalışması gerekiyor. PFC devremiz sisteme dahil olduğu zaman kaynak voltajı yükselecek ve biz çıkışta 12 voltluk voltaj görebileceğiz. PFC devresinin çalışması yine kartın diğer devrelerinde çalışması için buradan bir on komutunun gönderilmesi gerekiyor. Elimizde bulunan 8 voltu on düğmesine göndereceğiz ve kartın start almasını sağlayacağız. Kartın çıkışından ufak bir jumper kablo yardımıyla on komutunu karta gönderdik. Enerjimizi tekrar açalım. Seri lambamızın arka arkaya yanması gerekiyor. Ve şu an yanmaya başladı. PFC devremiz sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Şöyle kondansatörler üzerindeki voltajı ölçtüğümüz zaman 391 voltluk bir voltaj ölçüyoruz. PFC devremiz sağlıklı bir şekilde voltajı yükseltti. Çıkış kondansatörlerinde ise artık 12 volt görmemiz gerekiyor. Ve 12.4 volt. Şuraya bakalım. 12.4 voltluk voltajları görebiliyoruz. Bu da bizim buradaki modülümüzün sağlıklı bir şekilde çalıştığını göstermekte. Devam edelim şurada. LED'lerimize ait kondansatörler var. Buralarda ise daha yüksek voltajlar görmemiz gerekiyor. 43 voltluk bir voltaj veriyoruz. Diğerine bakalım. 43 voltluk LED'lerimizi çalıştıracak olan voltajları görüyoruz. Kartı 10 komutu gönderdiğimiz zaman bütün güç devrelerimiz sağlıklı bir şekilde çalışmakta ve voltaj üretmekte. Kartın onarımını başarıyla tamamladık. Çalışır bir şekilde takipçimize geri göndereceğiz. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olarak bize destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir ederiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.